Sevgili çocuklar merhaba. Bugün doğa gezisi için bir sırt çantası hazırlayacağız. Gezimizden döndükten sonra doğada bulduğumuz malzemelerle etkinlikler yapacağız. Sevgili çocuklar, doğa gezisini ailenizle birlikte yapacağınız için anne babalarınıza tavsiyelerde bulunacağım. Sizler de lütfen dikkatle dinleyin. Bir eğitimci olarak çocukları doğayla buluşturmanın ve doğayla bağ kurmalarını sağlamanın hem eğitimcilerin hem de anne babaların öncelikli hedefleri arasında yer alması gerektiğine inanıyorum. Tüm duyu organlarınızı kullanarak keşfetmeye başlayın. Çocuğunuzu çiçeklere daha dikkatli bakması, kuşları dinlemesi, nemli toprağı koklaması, yapraklara ve ağaçların gövdesine dokunarak yumuşak, sert dokuları hissetmesi için teşvik edin. Doğa gezilerine çıkmadan önce hazırlıklı olmamız gerekiyor. Önceden plan yapmak amacına ulaşmış bir maceraya atılmanın birinci kuralıdır. Özel bir malzemeye ihtiyacımız olmasa da birlikte sırt çantası hazırlamak keyiflidir. Çocuğunuzla birlikte küçük birer çanta hazırlayabilirsiniz. Hava şartlarına uygun giyinmek de önemlidir. Haydi keşif zamanı diyelim. Çantamız için hangi hazırlıkları yapmalıyız bir bakalım. Çantamıza koymamız gerekenleri gideceğiniz yere ve o gün için planladığınız etkinliğe göre seçmelisiniz. Hemen ben getirdiğim sırt çantamı size göstermek istiyorum. Böyle hafif, küçük bir sırt çantası seçtim. İçine gezimde göreceğim ve toplamak isteyeceğim malzemeleri, bunlar taş olabilir, yaprak olabilir, içine koymak için bir poşet ve poşet tokaları, bunlar topladığınız malzemelerin dökülmemesi için çok önemli. Hemen yerleştiriyorum. Burada bir not defterim var ve kalemlerim var. Belki gördüğüm, doğada gördüğüm güzel şeyleri çizmek isterim. O yüzden hemen yerleştireceğim. Doğada yürüyüşlere çıkmak çocuklar bazen heyecan verdiği için daha hareketli olabiliyoruz. O yüzden düşmeler yaşayabiliriz. Mutlaka bir tane yara bandı koyalım. Ben bir tane de büyüteç getirdim. Büyüteç bazı daha yakından incelemek istediğimiz doğadaki taşları, böcekleri incelememiz için bize çok yardımcı olacaktır. Bir tane de büyüteç koydum. Ve yanıma bir su matarası aldım. Su matarası da bana lazım olacaktır. Susadığımda hemen suyumu içebileceğim. Ve biraz dinlenmeniz için, sevdiğiniz yerlerde biraz daha vakit geçirebilmeniz için bir örtü, küçük halı ya da bir mat kullanabilirsiniz. Ben bunu seçtim. Bunu da sırt çantama koyuyorum. Sizler farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Fotoğraf makinesi seçebilirsiniz, dürbün seçebilirsiniz. Daha farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz sırt çantanızın içine. Ben bugün buraya gelmeden önce bu çalışmaları sunacağım için buraya yürüyerek geldim ve sizler için bazı malzemeler topladım. Onları biraz sonra göstereceğim. Ama önce anne babalara bir şeyler söylemek istiyorum. Doğayla ilgili çocuğunuzdan daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Ancak gördüğünüz, incelediğiniz şeylerle ilgili bildiklerinizi hemen anlatmayın. Önce onların soru sormasını bekleyin. Onların ilgilendiği şeyleri gözlemleyin. Onlara sorular sorarak düşünmesini ve daha fazlasını merak ederek araştırmasını sağlayın. Mesela bazı sorular biz de burada soralım. Bu ayak izleri hangi hayvana ait olabilir sence? Büyük bir hayvan mı? Küçük bir hayvan mı? Sence bu kuş yuvası neden ağacın en üst dallarında? Anne kuş neden o kadar yükseğe yuva yapmış olabilir? Gibi sorularla doğayı keşfetmesi için çocuklarınızı destekleyebilirsiniz. Şimdi hemen doğa gezimde buraya gelene kadar ben de doğada bir şeyler topladım. Farklı taşlar topladım. Kurumuş, yere düşmüş kozalaklar buldum ve onları topladım. Bir tane ceviz buldum. Yere düşmüştü bu da. Bazı yapraklar, kurumuş otlar, çiçekler topladım.
Şimdi bir sonraki etkinlikte bu malzemeleri kullanarak çok keyifli çalışmalar yapacağız. Şimdi görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgili çocuklar, merhaba. Biraz önce söylediğim gibi doğada gördüğümüz malzemelerle şimdi etkinlikler yapma zamanı. Ben malzemelerimi masama hazırladım. Şimdi arkamda duran resme dikkatle bakmanızı istiyorum. Gideceğiniz gezinizde görebileceğiniz ya da görmeyi istediğiniz doğadaki hayvan ve bitkileri takip edebileceğiniz sayfalar hazırlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşünde gördüklerimi sayfasını hazırladım ben. Görmeyi istediğim şeyler de vardı, onları göremedim. Ağaç koydum resme, taş, kelebek, sincap, kuş, çiçek gibi görseller koydum. Ağaç gördüm, hemen onun kutucuğunu işaretledim. Taş koydum gördüğünüz gibi. Yolda da taş gördüğüm ve topladığım için onun kutucuğunu da işaretledim. Kelebek gördüm, bir tane çiçeklerin arasında uçuşuyordu. Hemen onu da işaretledim. Sincap koymuştum aslında resim olarak, ancak gezimde sincap göremedim çocuklar. Kuş gördüm, çiçek de gördüm, çiçek topladım hatta. Sizler de böyle sayfalar hazırlayarak doğa gezinizi daha heyecanlı hale getirebilirsiniz. Bu görselleri siz ne görmek istiyorsanız ya da neler görebilecekseniz gittiğiniz yere göre hazırlayabilirsiniz. Merhaba çocuklar. Şimdi topladığımız malzemelerle yine bir etkinlik yapacağız. Hemen göstermek istiyorum. Bu etkinlik sayfasını bu şekilde hazırladımlar ben. Uzun kısa panom etkinlik sayfamın adı. Şimdi doğada topladığım bu malzemelerle uzun kısa panoma güzel bir çalışma yapacağım. Şimdi başlayalım. Bunun için yapıştırıcıya da ihtiyacım var. Hemen yapıştırıcımı da koyuyorum. İlk önce şundan başlamak istiyorum. Kuru dal parçaları toplamıştım ben, ama toplarken bu etkinliği planladığım için biraz uzun ve kısa olarak seçmeye çalıştım. Bakın iki tane dalım var. Bir tanesi daha uzun, bir tanesi de daha kısa. Şimdi onları kağıdıma yapıştıracağım. Uzun kısa panomun ilk materyalini, dal parçalarının yapışması biraz zaman alabilir çocuklar. Bu konuda biraz sabırlı olmamız, biraz beklememiz gerekiyor. Biz diğer bitkilerimizi yapıştırırken umarım onlar da kurur. Şimdi hemen bir tane de çiçek seçmek istiyorum. Aslında çok farklı çiçekler buldum. Böyle mor bir çiçek buldum. Şunu yapıştıralım, hatta daha belirgin olur. Buraya gelene kadar, bugün hava çok sıcak çocuklar. Biraz soldu bitkiler, topladığım bitkiler. Bakın burada iki tane çiçeğim var. Bir tanesi kısa, bir tanesi uzun. Şimdi onları da uzun kısa panoma yapıştıracağım. Evet, uzun çiçeğimi yapıştırdım. Şimdi de kısa çiçeğimi yapıştırdım. Devam etmek istiyorum. Burada ağaçtan topladığım bir yaprak vardı. Çok hoşuma gitmişti. Şu kısa olanı buldum. Bu da uzun olan. Gördüğünüz gibi biraz sönmeye başlamış çocuklar, bitkiler. Şimdi uzun bitkimi yapıştırdım. Ve sıra kısa olan da, onu da yapıştırdım. Evet, son bir alanım kaldı. Onun içinde ben bu kuru otlar çok dikkatimi çekmişti. Onlardan yapıştırmak istiyorum. Bir tane de kısa seçelim. Evet. Şimdi onları yapıştıralım. Önce uzun otumu yapıştırdım. Şimdi sıra kısa olanda. Onu da yapıştırdım.
Gerçekten görüntüsü de çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şimdi size de göstermek istiyorum. İşte doğada topladığım malzemelerle uzun kısa çalışmam. Ben çok beğendim çocuklar. Siz de evinizde doğa gezisinden sonra bu tür çalışmaları yapabilirsiniz. Gerçekten ben yaparken çok keyif aldım. Eminim siz de çok keyif alacaksınız. Ben çalışmamı tamamladım. Sıra sizde çocuklar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili çocuklar, doğada malzemelerle yine yeni bir etkinlikle beraberiz. Şimdi hemen malzemelerimi göstermek istiyorum. Bazı malzemeleri ben evden de ekledim. Size bahsettiğim doğada kullanacağımız poşetler. İşte bakın bu şekilde kullandım ben. Ve poşet mandalları. Şimdi onları açacağım ve neler var? Şurada bir bakacağım. Burada meşe palamutları var. Burada bu poşetimde yer fıstıkları var. Şöyle bırakabilirim. Ve bunu evden getirdim yine. Cevizlerim var. Sevgili çocuklar, buradaki malzemeler için 4 tane kase getirdim ben. Önce malzemelerimi kendi gruplarına ayırmak istiyorum. Taşları bir kaseye, cevizleri bir kaseye, yer fıstıklarını diğer bir kaseye, yerleştireceğim ve meşe palamutlarım kaldı. Şöyle avuçlayarak alacağım onları. Ah, bir taş karıştı. Taşı taş kasesine bırakıyorum. Meşe palamutlarından biraz daha alacağım çünkü bana çok lazım olacaklar. Ah, bakın burada meşe palamutlarının kurumuş meşe palamutu yaprakları var. Onları da kullanacağım. Evet, malzemelerimi kaselerde gruplarına ayırdım. Şimdi burada benim iki tane daire olarak kestiğim kağıtlarım var. Şimdi onlarla neler yapabiliriz bir bakalım. Ben bunları aslında yüz yapmak için seçtim. Mutlu ve üzgün bir yüz yapacağım. Ve tabii ki bu doğadan ve evden getirdiğim malzemelerle yapacağım çocuklar. Hemen başlamak istiyorum. Bu cevizleri göz olarak kullanacağım. Belki bir taşı burun olarak kullanabiliriz. Yer fıstıklarından böyle dalgalı saçlar yapabiliriz. Ve bu meşe palamutlarından da gülen bir ağız yapabiliriz. Bence çok güzel bir yüz oldu. Şimdi diğer etkinliğe geçeceğim. Hemen yine cevizleri kullanacağım göz olarak. Bu sefer burun olarak yer fıstığını kullanabilirim. Bu meşe palamutunun kurumuş yapraklarını saç olarak kullanacağım. Bence fena durmadı saçlar. Ağız olarak yine meşe palamutu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Güzel durdu. Pardon. Biz mutlu yüzü yapmıştık. Şimdi sıra üzgün yüzdeydi. Hemen onu da yapıyorum. Çok güzel oldular.
Çocuklar, siz de evlerinizde duygularınızı ifade eden böyle yüzler yapabilirsiniz. Tabii ben bugün sadece mutlu ve üzgün olanları seçtim. Sonrasında ailenizle, arkadaşlarınızla bununla ilgili sohbet de edebilirsiniz. Eğer mutlu bir yüz yaptıysanız, neden mutlu bir yüz çizdin ya da kendini mutlu mu hissediyorsun gibi sorularla sohbetle sonlandırabilirsiniz çalışmanızı. Ve tabii ki başka ifadeler de var. Kızgın, meraklı, şaşkın gibi ifadeler de ekleyebilirsiniz siz. Çalışmamız bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.